Nazım Hikmet'in deyimiyle sol memenizin altındaki cevahirin kararmamasını sağlayabilirseniz eğer, bu sizin çocuklarınıza ve sonraki kuşaklara bırakacağınız en kıymetli mirastır. Merhaba, hayat mottom diye bir şey varsa o da şu: en sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır diyorum ben her zaman. Çünkü hayatta pek çok olumsuzlukla karşılaşıyoruz, pek çok haksızlıkla karşılaşıyoruz, pek çok kötülükle karşılaşıyoruz. Bunlara karşı gösterebileceğimiz en sağlam direnişin kendi kalbimizi temiz tutmak ve aydınlık taraftan ayrılmamak olduğu düşüncesindeyim. Müzik de bu yüzden benim için önemli. Çünkü şarkılar ve şarkıları paylaşmak, bir şarkının etrafında kenetlenmek, ortak duygularda ve hislerde buluşmak bence kalbimizi hayatın ve dünyanın karanlık tarafına karşı temiz tutmamızın ve bunu yaşatmamızın en güzel yolu. Biliyorum bu zor, yani hiçbir zaman kolay değildi. Sadece şimdi değil, yani insanlık tarihine baktığımız zaman pek çok kötülükle, vahşetle, kıyımla, haksızlıkla karşılaştığımızı görüyoruz. Ama her zaman kendi kalbini temiz tutan ve o temizlikten bir şeyler çıkararak insanlarla paylaşan ve bu sayede bazı insani değerlerin günümüze kadar gelmesini sağlayan kişiler olmuştur. Bunların pek çoğu da bizim ustalarımızdır. Bizim ilham kaynaklarımızdır zaten. Benim de müzikte yapmak istediğim şey bu ilhamı, bu mirası ve bu temiz kalpliliği daha sonraki kuşaklara, kendi çocuklarımdan başlayarak aktarmak. Ben bunun için şarkılar yazıyorum. Yazdığım şarkılarda bunun insanlara geçmesini düşünüyorum ve bunun insanlara geçmesine çalışıyorum daha doğrusu. Çünkü dünya dönmeye devam edecek. Ne kadar kötülük olursa olsun. Olumsuzluklar da olmaya devam edecek. Ama buna karşı aydınlık tarafta bizler kalbimizi temiz tutmaya ve o karanlığın kurbanı olmamaya devam edeceğiz. Bunu seyretmekte olan özellikle genç dostlarımdan da ricam, hem şu anda hem de gelecekte pek çok kötülükle karşılaşacaksınız. Yani size hayal dünyası vaat etmiyoruz çünkü biz de bulmadık. Ama karşılaştığınız bütün bu olumsuzluklara karşı kalbinizi temiz tutmayı başarırsanız eğer, gönül gözünüzü açık tutmayı başarırsanız eğer, Nazım Hikmet'in deyimiyle sol memenizin altındaki cevahirin kararmamasını sağlayabilirseniz eğer, bu sizin çocuklarınıza ve sonraki kuşaklara bırakacağınız en kıymetli mirastır. Hangi düşünceyi savunur olursanız olun, hangi dünya görüşünde olursanız olun, hangi inanca ya da ideallere sahip olursanız olun, önce bu gelir. En sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır ve şarkılar da bunun en doğal yoludur bence.